Sevgili seyirciler, Avrupa Birliği'ne adaylığımız kabul edildi edilmesine ama bunu fırsat bilen kimi üçkağıtçılar vatandaşı şimdiden dolandırmaya başladı. Ama onlara dur diyecek bir kahraman var bu ülkede. Gazman. Eline sağlık hanım, eline sağlık. Yumul, yumul. Ne lan bu tencere boş? Hani nerede yemek lan, manyak karı? Adam olaydın da eve bir şey getireydin. Üç aydır eve getirdiğin tek şey hiçbir şey. Ben de hiçbir şey çorbası yaptım. Çok yemeyin, bir de hiçbir şey turşusu yaptım. Ondan da yersiniz. Hiçbir şey helvası yapsaydın bari güzel olurdu. Abicim bari birisi masal falan alasın ya. O niye lan? Hani masalın sonunda gökten üç elma düşer, yeriz karnımız doyar biliyor musun? Yani Avrupa Birliği'ne girdiğimiz şu dönemde böyle bir açlık olur mu abi? Hay aklınla bin yaşa İrfan, nasıl düşünemedim ya? Masal mı anlatacaksın abi? Ama rica edeyim biraz kısa olsun çünkü açlıktan ölüyorum biliyor musun? Saçmalama oğlum, saçmalama ya! Avrupa Birliği'ne gidiyoruz demedin mi? Öyle bir numara buldum ki, vallahi paraya para demeyeceğiz, euro diyeceğiz şerefsiz. Şimdi arkadaşlar, biz Avrupa Birliği'nin gönderdiği müfettişleriz, tamam mı? Tamam değil abicim. Niye lan manyak İrfan? Allah Allah ya! Abicim bu müfettişler top mu ki böyle etek giymişler ya? Şşş! Saçmalama oğlum, sen güya İskoçsun. He, anladım. O zaman İskoçlar top. Yok be oğlum, İskoçlar da top değil. Ya iyi ama o zaman top kim abicim, top kim? Top mop yok oğlum, ayrıca topluğun alemi de yok. Sen İskoçsun, İskoçlar da etek yiyor. Ha, sabuğa da Hollandalı, ben şahsen Alman oluyorum. Şimdi mahalledekileri kandıracağız, ellerinde ne var ne yok alacağız, tamam mı? Hadi yürüyün. Ha, kapı çalıyor hanım, kapıya bak. Efendim, hayırlı guten taglar olsun. Good morning. Ben de iki sıradan, hasta la vista baby. Aleyküm hasta la vista da, ne vardı? Efendim, bizler Avrupa Birliği'nden gelen müfettişleriz efendim. Bendeniz Alman Schumacher, Gert Arda Adolf Hitler, kendisi de efendim İskoçyalı Braveheart, Cesur Yürek Williams. Buyurun benim. Efendim, bu da Hollandalı Mondofon. O benim. Efendim, Avrupa Birliği'ne girdiniz. Gözünüz aydın. Allah razı olsun ha, bizi de birliğinize aldınız. Estağfurullah kardeş, estağfurullah. Yani şimdi siz de Romalı Perihan gibi, Torinolu Şaban gibi Avrupalı olacaksınız. Bundan böyle sizlere Frankfurtlu Melahat, Lufthansa'lı Cabbar ve Madridli Midyat olarak hitap edecekler. Ne büyük onur değil mi? Duydun mu kız, Monakalı Fevziye, yaşadık vallahi. Duydum, duydum. Varşovalı müfit. Ama bu televizyon niye bu kadar eski kardeşim ya? Siz bu televizyonla değil Avrupa Birliği'ne, yani Gençler Birliği'ne biraz zor girersiniz yani. William, televizyonu kapı oğlum hadi. Derhal. Vallahi siz daha iyi bilirsiniz Schumacher Bey. Yeter ki size girelim. Yani ne demek, tabii gireceksiniz. Efendim, demek istediğim şu. Şimdi bu televizyonu alacağız, Avrupa'dan getirdiğimiz yeni televizyonu size vereceğiz efendim. Ha, tamam. Allah razı olsun. Bu ne böyle, ne kadar ilkel bir telefon! Aman Allah'ım! Efendim, siz bununla değil Avrupa Birliği'ne, Fisko Birliği'ne bile giremezsiniz. Aman gözümüz görmesin! Gözümüz bir daha görmesin bu ilkel telefonu! Ay ne ilkel takılar! Bunlarla Avrupa Birliği'ne, günü birliğine bile giremezsiniz! Siz en iyisini bilirsiniz, yeter ki bizi dışlamayın. Arkadaşlar, içerideki bütün eşyaları toplayalım. Nasıl olsa biraz sonra Avrupa'dan getirdiğimiz orijinal eşyaları vereceğiz size. Lan Barşavalı Müfit, bunlar Avrupa'dan getirdikleri eşyaları ne zaman getirip verecekler? Bilmiyorum Monakalı Fevziye, içimde kandırıldık gibi bir his var ama bilmiyorum yani. Bence de kandırıldık Barşavalı baba. Sen hiç Mondofon isminde Hollandalı duydun mu ya? Düpedüz kandırıldık. Doğru söylüyorsun Dalmaçyalı Serkan. Hemen yiğitlerin yiğidi Milanoğlu Gazman'a haber verin. İyi diyorsun da Barşavalı Müfit, telefonumuzu da aldılar. Tavşan Kraliçe'nin geldi usta. Sağ ol Torama. Yahu sorması ayıp ama bu Avrupa Birliği'nin sembolü yıldızları niye taktırıyorsun Gazman'ım? Ne ayak? Şimdi Avrupa Birliği'ne giriyoruz ya, ben artık doğal olarak bütün Avrupa'nın kahramanı sayılırım. Yani
Şimdi sen nehrinin kıyısında bir kuzuyu kurt kapsa sorumlusu benim. Vay be! Hiçbir şey anlamadım. Patron be, şu yıldızlardan bir tane ver de şuraya yapıştırayım. Nasıl olsa sende var. Hadi lan! Alo, Gazman Kahramanlık Hizmetleri Anonim Şirketi buyurun. Anonimini ayrı, şirketini ayrı, kurban oldum. Milanoğlu Gazman'ım, yetiş gayrı. Tamam halkım bir tanem. 13-15 lodosuyla oradayım. Yine size ne yaptılar ha? He? Ne oldu size? Canım halkım. Yerim sizi. Yerim. Yerim. Bizi soydular Milano'lu gazma. Anlatın bakayım, anlat. Şimdi bakın biraz önce iki tane adam geldi. Tamam. Hiç merak etmeyin. Şimdi ben o üç kağıtçıları bulacağım. Bekleyin ve görün. Memlekete turist gelmiş. Güler yüz gösterelim bari. Evet. Turiste güler yüz gösterdikten sonra şimdi de gününü gösterelim. Abicim bir dakika hop hop ya. Dursana bir saniye. Ne oluyor şimdi durduk yere abi ya? Durduk yere ha? İftarlık ağzımı bozmayacaktım ama zorla bozdurdunuz. Size gidi iğrenç sahtekarlar birliği. Kokuşmuş uzun burunlu orman fareleri. Halkı dolandıran üç ahbap çavuşlar. Size gidi Şemsi Paşa pasajında. Kıyafetleri ve birlikleri büzüşesiceler sizi. Ne diyorsun lan sen? Palyaço. Duydunuz mu bana ne dedi? Palyaço dedi. Ne o? Beğenemedim lan. Dombili. Hiç kimse bana palyaço diyemez. Hele dombili hiç diyemez. Ben bir halk kahramanıyım. Bir dakika. Şimdi Avrupa Birliği'ne girdiniz. Avrupa Birliği'nin yıldızları başınızda dönmeye başladı. Avrupa Birliği adaylığımızı kullanıp halkımı dolandırmaya teşebbüs ettiğiniz için size böyle bir cezayı uygun gördüm. Şimdi soyunacaksınız. Tutti frutti hesabı, hadi. Yapma kaçmalım, böyle ceza mı olur Allah'ını seversen? Şşt, uzatma, hadi soyun. Patron sayende ülke puanımız tavana vurdu şerefsizim. Gerçi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını beklemeden onlara cezası verdik ama bu seferlik böyle olsun. E nasıl? Cezamı beğendiniz mi? Sağ ol. İyi güzel ama Gazman, Hollandalı Montofon Hanım da soyuyorsun. Şöyle gözlerimiz bayram eder canım ha. Bir dakika şimdi. Kadın cinsel meta değildir. Soyundurtmam arkadaş. Meta ne affedersin? Meta şey demek. Meta şöyle bir şey ya. Nasıl izah etsem meta. Siper alın en iyisi ben gideyim. İşte böyle bir şey. Güle güle Gazman. Güle güle uçan memelilerin en delikanlısı. Hastayım sana Gazman yavrum. Uçan kelebeğim. Ben de gitsem iyi olur artık. Git. Canım kuru kuruya mı gidelim? Bir çift güzel laf yani değil mi? He tamam şimdi jeton düştü. Güle güle toramanların en toramanı. Güle güle sevgi tırtılı, güle güle.